askeri okul ve İmam Hatip okulu kabul etmiyor. İmam Hatip mezunlarını ve askeri okul mezunlarını okulumuz kabul etmiyor. Türk kahvesi bizim burada bir kafede oturduğumuzda, ben Elazığ şartları için konuşuyorum. İstanbul'dakilerin tabii ki de daha fazladır belki de. 13-14 lira gibi bir para veriyoruz. Orada genel olarak bir Türk kahvesi 6-7 lira. Hiçbir şekilde asistan bizde derse girmez. Proflarımız derse girer. Proflarımız bize amfilerde ders verirler. İkaros Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımızda Tuğçe Eşev var, Güler var. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Görüşmeyelim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu ikinci kez çekiyoruz. Yoğun istek üzerine. Yeni sorular geldi. Çok merak edildi. Şevale de sorular geliyor bayağı. Dedik bir tane daha video çekelim. Açıklık gelsin. İstersen başlayalım. Olur. Ama önce biraz seni tanıyalım. Belki yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Diğer videodan da eğer gelirseniz zaten biliyorsunuz ben tıp fakültesi okuyorum yurt dışında. 4. yılım, 3. sınıfım. Dediğim gibi yurt dışında tıp okumak adlı bir şeyleri vardı. Kanal, ne diyordunuz? Video. Videoları vardı. Ondan bana da söylemişlerdi. İlk videoda çok soru geldi. Birkaç tane cevaplamadığımız soru vardı. Rica ettiler. Tekrardan dediler bize yardımcı olur musun? Tabii ki de dedim. Teşekkür ederiz kırmadığın için. Arkadaşlar videoyu da şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz diyerek sorulara başlıyorum. Şimdi ilk sorum, tanınırlık var mı? Tanınırlığım, benim okuduğum üniversitede tanınırlık var. Hı hı. Şöyle söylemem gerekirse tanınırlığı olmayan hiçbir üniversitenin denkliğini alamazsınız. Tanınırlık da şu demek, yani bir ülkenin bir ülkeyi tanıması, bir üniversitenin bir üniversiteyi tanıması demek. Yani tanınırlık YÖK tarafından Gojedelsev Üniversitesi'nin bir tanınırlığının kabul edilmesi demek. Tanınırlığı olan ülkenin denkliğini almak şu şekilde olabiliyor. Sağlık bilimleri fakültelerinde genelde bir sınava tabi tutuluyor YÖK tarafından ÖSYM ile. Mimarlık, hukuk, mühendislik fakültelerinde de genelde fark dersleri çıkıyor. Ve bu fark derslerini istedikleri üniversitelerde alabiliyorlar. Bu şekilde denkliklerini sağlayabiliyorlar. Anladım. Şevval. Orada okumanın koşulları nelerdir? Şimdi tabii evde okumak bir tık daha rahat ama hani gittik, örnek veriyorum, Makedonya'da okuyoruz. Koşulları nelerdir? Makedonya'nın okumanın koşulları, ilk önce şunu söylemem gerekirse, bir hatta biri daha sormuştu. Ne gerekli? Ben ÖSYM puanımla gelebilir miyim? Ya da ÖSYM puanı gerekli mi? Baraj gerekli mi diye. Hayır, değil. Baraj gerekli değil. Sadece 4 yıllık bir lise diplomanız ve transkribinizle okula kayıt yapılabiliyor. Bunun dışında dediğim gibi belirli bir ücret talep ediliyor sizden zaten. Okul ve danışmanlık ücreti diye. Dediğim gibi yani bunun bir ön koşulu falan yok. Sadece lise diplomanız. Ha şunu söyleyeyim. Bu çok soruluyor çünkü. Askeri okul ve İmam Hatip okulu kabul etmiyor. İmam Hatip mezunlarını ve askeri okul mezunlarını okulumuz kabul etmiyor. Onun dışında gelebilecek tüm okullardan öğrencilerinin diplomalarını ve transkriptleriyle birlikte okula kayıt sağlanabiliyor. Kabul eden okullar var mı? Mesela sizin okul etmiyor ama tanınırlığı olan başka bildiğim kadarıyla yurt dışında şeylerden mezun olan liselerden mezun olan insanları kabul etmiyorlar. Anladım. Hı-hı. Nadirdir belki de. Belki vardır ama ben bilmiyorum. Anladım. Diyelim. Yani yanlış bilgi vermek istemiyorum. Anladım. Tamamen. Anladım. Ama genel olarak yurt dışında bu var. Etmiyor. Etmiyor. Bizimki askeri ve imam hatip lise mezunlarını kabul etmiyor. Bir şey var. Şunu yöneltmek istiyorum. Okuduğun üniversitede lisans, ön lisans veya örnek veriyorum lisans bölümünde diş hekimliği fakültesi zaten, hı hı, var. Mühendislik fakülteleri, mühendisliğin içinde de hani dallar, inşaat, makina, işte endüstri, bunların hepsi var mı yoksa belirli bölümler mi var? Benim okuduğum üniversitede, Gojedelsev Üniversitesi'nde lisans, ön lisans, bütün şeylerimiz, bölümlerimiz mevcut. Şöyle söylemem gerekirse yaptığınız yüksek lisans da geçerli sayılıyor burada. Yani gelip oraya yüksek lisansınızı da tamamlayabilirsiniz. Lisansta dediğim gibi tıp fakültesi diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, fizyoterapistlik, aklınıza gelebilecek bütün sağlık bilimleri üniversiteleri. Onun dışında mimar, hukuk, mühendislik, mühendisliğin birçok dalı mevcut. Onun dışında diyebileceğim ön lisans birçok bölümümüz var. Adalettir, işte benim aklıma gelmeyebilecek bir sürü bölüm mevcut.
Yani bayağı bir dolu yani. Dolu, aynen. Fazla değil yani. Aynen. Hepsinde de profesörlerimiz var. Hepsinde de profesörlerimiz derse giriyor. Hiçbir şekilde asistan bizde derse girmez. Proflarımız derse girer. Proflarımız bize amfilerde ders verirler. Bütün bölümlerimiz de mevcut diyebilirim. Şey var. Şimdi yurt dışında okuyorsun, yurt dışına gittin. Peki, sen buradan KYK bursu veya KYK kredisi alabilir misin? Ben KYK kredisi alıyorum bu arada. Dediğim gibi normal Türkiye üniversiteleri gibi tanınırlığı olduğu için YÖK ve KYK yani Kredi Yurtlar Kurumu o üniversiteyi tanıdığı için size kredi çıkartıyor. Burs alan var mı derseniz bilmiyorum ama galiba var. Burs alan da var ama yurt dışı olduğu için burs kabul edilir mi yoksa krediye mi döndürülür bilmiyorum. Ama biz genelde birçok öğrenci orada, benim de tanıdığım birçok arkadaşım kredi, benle birlikte kredi alıyoruz. Anladım. Peki TL kuruna mı yatırır? TL cinsinden sizin zaten ziraat hesabınıza yatırılıyor. Bu şekilde yani sistem ilerliyor. Normal. Türkiye'de nasıl üniversite okuyorsunuz, KYK başvurusu yapıyorsunuz, aynı işlemler, sistem orada da aynısı geçerli. Anladım, tamam. Şimdi Şevval TL cinsinden yatırılıyor dedin, evet. KYK bursu yine. Yani ortalama 65 euroya falan denk geliyor. Aynen. Şimdi şunu soracağım ben, orada hani geçen videoda bahsettin işte, hem euro geçiyor hem işte dinar geçiyor, karışık kullanabiliyor işte. Hani günlük hayatta dinar ama ev kiralarında euro. Bunu bahsetmiştin zaten. Evet. Şimdi şöyle, mesela örnek veriyorum, bir kafeye gittin, kart, kredi kartı kullanacaksın. Post cihazına okuttun. Bu mesela senin bakiyenden dinar olarak mı düşüyor, TL olarak mı düşüyor, euro olarak mı düşüyor? Anladım. Bir yere gittiniz dediğiniz gibi, bir kafe ya da bir markete gittiniz, post istediniz ve posta kredi kartıyla ödeyeceksiniz. Kredi kartına posta denar olarak yazar. Atıyorum 1000 denar mesela. 1000 denar genel olarak 100-110 liraya tekabül eder. Denar olarak bakiyenize düşer. Türkiye'de ödeme yaparsanız bu euroya çevrilir ama siz Türk lirası ile ödersiniz. Bu şekilde sistem ilerliyor. Yani denar olarak bakiyenize düşer, denar ödeyemeyeceğiniz için euroya, euro kuruna çevrilir. Sonra da siz euro ya da TL olarak nasıl öderseniz o şekilde peki, ödüyorsunuz. Arkadaşların olarak direkt denar mı ödüyor yoksa da euroya çevriliyor mu onlarınki peki? Yani mesela orada olan arkadaşlarım genelde ebeveynlerinden kredi kartları oluyor. Biz de onu tavsiye ediyoruz. Buradan gitmeden önce kredi kartlarının çıkarılmasını söylüyoruz ki biraz daha rahat alışveriş yapabilsinler. Genel olarak ebeveynleri hani kendilerine kredi kartları verdikleri için onlar da Türk lirasını burada euroya yani denarı euroya çevirerek ödüyorlar. Yok şey soruyorum. Mesela orada okuyun yabancı arkadaşlarım. Yabancı arkadaşlarım onlar aileleri bazıları euro kazanıyor. Euro olarak ödeyen de var tabii ki de. Evlerini, ev kiralarını falan. Ama genel olarak denar kullanıyorlar. Aynen. Şimdi en çok sorular neredeyse bu, şu an soracağım soru geldi. Okul ücretleri ne kadar? Benim okuduğum okul için ben bunu konuşuyorum tamamen. Gocadelsev Üniversitesi için farklı anlaşılmasın. Çünkü farklı farklı üniversiteleri de soruyorlar bana Makedonya'da olanların. Onlarla ilgili bilgileri zaten siz o aşağıdaki kutucuğa bir numara ya da iletişim bilgilerini koyarsanız ondan öğrenebilirler. O danışmanımızdan öğrenebilirler tamamen. Ben kendi fakültem için söylüyorum. Benim fakültem için, Gocadelsev Fakültesi için lisans bölümleri, sağlık bilimlerindeki lisans bölümleri 1500 euro. Yani tıp, diş, eczacılık, fizyoterapistik, hemşirelik 1500 euro. Bunun geriye kalan diğer bölümlerinde hukuk, mimarlık, mühendislik, psikoloji bunlar da biner euro okul ücretlerimiz. Hazırlık ücretlerimiz var. Hazırlık dil ücretlerimiz var. 1000 euro. İngilizce hazırlığımız var. Bu sene genel olarak 1500, 2000, 2500 arasında değişiyor. Bunun bir belirlenmiş bir şey yok İngilizce hazırlık için. O yüzden bu fiyat skalasında yani bu aralıkta olabilir diye söylüyoruz. Belirli bir şey yok. Belirli bir şey olduğunda zaten hani belli bir fiyat olduğunda o fiyatı söylerler. Ama Makedonca hazırlık 1000 euro. Lisanstaki tıp, diş, hekimliği, eczacılık fakültelerimiz 1500 euro. Geriye kalan bütün fakültelerimiz biner euro. Anladım.
Hazırlık dedin ama hani hem Makedonca hem İngilizce. Sen İngilizce mi okudun, Makedonca mı aldın hazırlığı? Ben gittiğim sene İngilizce yoktu. Makedonca vardı. Ben de Makedonca hazırlık dersler aldım. Ben dersleri de Makedonca alıyorum. Hocalar Makedonca öğretiyorlar. Yani yeterli oldu mu peki? Ben şunu söylemem gerekirse Makedonca, İngilizce ve Türkçe dilinden daha kolay. Mesela şöyle söyleyeyim. Bize ortaokuldan beridir İngilizce eğitimi veriliyor değil mi? Şu an bile konuşamıyoruz. Yani yurt dışındaki insanlar kadar konuşamıyoruz. Yani biri bize bir şey söylediğinde bir çeviriye bakayım. Bu muydu acaba diyoruz her zaman. Ama ben eminim ki ortaokuldan beri bize Makedonca öğretilseydi, Slav dillerinden biri öğretilseydi biz şu an ana dilimiz gibi konuşabilirdik. Anladım. Öyle kolay yani. Şimdi Şeval, geçen videoda da konuştuk ama yine sorular gelmiş. Aylık harcaman ne oluyor? Aylık harcamam, ben tek yaşıyorum. Makedonya'da tek kalıyorum. Ev tuttum, yurtta kalmıyorum bu arada. Ben yaşam standartlarımı olabildiğince yüksek tutuyorum. Yani tek kaldığım için kiranın tamamını ben karşılıyorum. Elektriğin, suyun, internetin tamamını ben karşılıyorum. Dolap doldurmasını aynı şekilde ben karşılıyorum. Bu yüzden de giderler yarıya bölünmüyor ya da üçe bölünmüyor. Tamamen ben karşıladığım için bu kadar yüksek. Genel olarak 200 euro ev kiramı veriyorum mesela. Elektrik, su, internete 100 euro veriyorum toplamda. 300 euro yapıyor zaten bunların toplamı. 100 euro da işte kendime ayırıyorum. Dolabımı dolduruyorum. İşte dışarıda yemek yiyeceksem dışarıda yemek yiyorum. Genel olarak 400... 100 euro yetiyor mu peki? 100 euro yetiyor. Çünkü herkes bunu soruyor. Hani burada 100 euro 1000 lira gibi bir şeye tekabül ediyor. Belki 1010 lira. Aynen. Öyle bir şeye tekabül ediyor. Bakıyorsun hani 1000 lirayla çok kolay harcanabiliyor artık Türkiye şartlarında. O yüzden ama 1000 lira orada o kadar kolay harcamıyor. Çünkü biraz daha yaşam standartları yüksek. Hani bizim gibi çok pahalı bir ülke değil açıkçası. Mesela şuradan örnek vereyim. Biraz daha anlayışla açık olsun, anlasınlar. Türk kahvesi mesela. Türk kahvesi bizim burada bir kafede oturduğumuzda, ben Elazığ şartları için konuşuyorum. İstanbul'dakilerin tabii ki de daha fazladır belki de. 13-14 lira gibi bir para veriyoruz. Orada genel olarak bir Türk kahvesi 6-7 lira. En fazla maksimum evet 7 lira. Yani genel olarak bütün şeyler satın alabileceğin şeyler genelde Türkiye ile yarı yarıya. Mesela araba fiyatları nasıl oluyor? Araba fiyatları evet. Çok merak edilen bir konu. Genelde soruyorlar. Onu da söyleyeyim. Araba fiyatları da Türkiye'ye göre çok ucuz. Arkadaşlarımızın birçoğu araba sahibi zaten orada. Genel olarak mesela hani çok burada lüks sayılabilecek arabalar burada orta segmentte alabileceğiniz araba fiyatlarına alınabiliyor. Yani yarı yarıya bizim vergiden ötürü de biraz sıkıntımız var ya ülkece. O yüzden vergi mükellefliği olmadığı için, vergi sıfır olduğu için arabalarda da aynı şekilde. ÖTV yok. Yani o yüzden de ucuza geliyor arabalar. Örnek veriyorum. Bir modelden bir örnek verirsen daha anlaşılabilir. Mesela bir arkadaşımızın Opel Astra'sı vardı. O 1750 euroya almıştı. Bir arkadaşımızın Audi TT'si vardı. 2500 euroya almıştı. Bir BMW 320 mesela 3200 euro. Ondan sonra ne bileyim... Araba fiyatları çok ucuz. Ucuzmuş evet. Evet. Yani vergileri olmadığı için hani o yüzden araba fiyatları daha bu kadar aşağıda. Şeval, şu soruda yöneltiliyor. Sınav ücretleri var mı? Bunu yorumlar kısmında soran arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Sınav ücretleri var mı veya hani varsa da fiyatı ne kadar, çok mu, az mı? Hani nasıl oluyor? Sınav ücreti dediğimiz şu. Okul parası yatırıyorsunuz. Bunu bir önceki soruda zaten konuşmuştuk. Bir 1500 euro okula para yatırıyorsunuz ve bunu okul size 2-4 taksitle ya da 3 taksitle ödeyebiliyorsunuz. Okul diyor ki peşin mi ödeyeceksin? 2'ye mi, 3'e mi, 4'e mi böleceğiz? Hani bu şekilde size imkan sağlayabiliyor. Ben genel olarak peşin ödemeyi tercih ediyorum. Tek 1500 euroyu veriyorum. Kurtuluyorum. Yani ilk taksitle uğraşmıyorum.
Bu sizin hesabınıza tanımlanıyor. Bir kredi gibi düşünün bunu. Hesabınıza tanımlanıyor. Okul hesabınıza giriyorsunuz. Finaller için başvuru yapıyorsunuz mesela. Birinci final için atıyorum işte 120 denar yatıracaksınız. Tamamen bir fiyat söylüyorum tahminen. 120 denar yatıracaksınız. Onayla diyorsunuz, hesabınızdan 120 denar düşüyor. Başka bir mesela ders için, anatomi için konuşuyorum mesela. 200-250 denar yatıracaksınız. Onayla diyorsun, 250 denar yatırdığın 1500 Euro'dan düşüyor. Yani şey gibi, her şey dahil oteller gibi. Hani, gibi, hani aynen. Her şey dahil, bakiyeden düşüyor. Aynen öyle. Anladım. Ekstra işte sınava gittiğinizde bir ücret ödemiyorsunuz. Anladım. Şey var, şimdi Makedonya'da tıp okuyorsun, tıp fakültesi öğrencisisin. Şimdi peki burayla farkı ne? Kalite bakımından söylüyorum. Fırat Üniversitesi'nden örnek vereyim. Fırat Üniversitesi tıp fakültesi ile Makedonya'da okuduğun tıp fakültesi arasındaki fark ne? Bu da bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Bana hep soruyorlar, abla işte kalitesi nasıl? Okuduğun üniversite kaliteli mi? Kaliteli eğitim veriyor mu? Açıkça şunu söylemem gerekirse, her üniversite kendi bünyesinde kalitelidir. Fırat Üniversitesi de çok kaliteli bir üniversite. Hacettepe Üniversitesi çok kaliteli bir üniversite. Van'daki üniversitedeki kalite de aynı şekilde. Dediğim gibi yani hiçbir farkı yok. Kalite sizin çalışmanızdan geçiyor. Özellikle Sağlık Bilimleri Üniversitesi için bunu konuşuyorum. Bir doktor kendisi okumuyorsa, kendisi merak etmiyorsa veya araştırmıyorsa, o doktor kendisi okul ona katabileceği hiçbir şey yok. Belirli bir seviyeye getirir ve orada bırakır. Ne kadar çok araştırmayı sever, ne kadar çok okumayı severse bir doktor, bir sağlık için söylüyorum, bir diş hekimi, bir eczacı için söylüyorum, o kadar kendini çok geliştirir. O kadar rakiplerinden, meslektaşlarından daha ileriye götürür kendisini ve daha iyi bir yerde olur. Dediğim gibi kaliteyi siz belirliyorsunuz. Üniversitem çok iyi bir eğitim veriyor. Fırat Üniversitesi de aynı şekilde iyi bir eğitim veriyor. Hacettepe Üniversitesi de iyi bir eğitim veriyor. Mesela çok bir örnek vereyim. Benim ailemde var mesela, Hacettepe mezunu da var tıpta. Aynı şekilde Fırat Tıp mezunu da var. Fırat Tıp mezunu olan göz doktorumuz, Hacettepe Tıp mezunu olan dermatolog uzmanı. Yani bu tamamen sizin kendinize kattığınız eğitimden geçiyor. Okul sizi bir yere kadar getirir. Bir yerden sonra siz kendinize kattığınız şeylerle yönünüzü çizersiniz. Genelde her şeyde böyledir ama her eğitimde, mühendislik olsun. Olsun ki mühendislikte daha önemli böyle şeyler. Yani araştırmayı, merak etmeyi seveceksiniz hani mühendislik okurken. Bakacaksın yerin nerede, ne var, ne yapılmış, teknoloji nasıl ilerliyor. Yani bunları merak etmezsen üniversite seni bir yere kadar getirir zaten. Sevacığım çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadın, geldin, tekrardan konuk oldun. Rica ederim, ne demek. Aşağıya bir iletişim numarası bırakıyoruz arkadaşlar. Aklınızda sorular geldiyse bizim cevaplayamadığımız, o iletişim numarasıyla irtibata geçip cevaplayabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.